Şimdi öncelikle doktora ne zaman başvurmalıyız? Her öksürükte doktora gitmeli miyiz? Bunu ailelerden çok fazla duyuyoruz. Çocuklar her üst solunum yolu enfeksiyonundan sonra dahi 2-3 hafta kadar öksürebiliyor. Biz bunları aileler her zaman söyleriz. Hani her öksürük doktora başvuru nedeni değildir ya da öksürük şurubu alıp kullanma nedeni değildir. Bu en çok şikayet ettiğimiz konu budur. Aileler hemen en ufacık öksürükte bazen aman öksürük kesesin, rahatlasın diye öksürüğü engelleyici şuruplar kullanabiliyorlar. Bizim onlardan isteğimiz öksürüğün karakteri, balgamlı mı değil mi, beraberinde bir ateşi var mı çocuğun, genel durumu nasıl, besleniyor mu? Yiyeceklerle bir bağlantısı var mı? Yedikten sonra mı oluyor? Uykuda mı başlıyor? Uyanınca mı oluyor? Bunları bir sorgulamamız gerekiyor. Ama herhangi bir hırıltısı, hışıltısı olduğunda çocuğun, öncesinde alerjik de bir kökeni varsa, beraberinde bir ateşi, süt çocuklarında emmede bir azalma ve keyfinde bir bozulma, beslenememe, keyifsizlik, uykuya meyil gibi bir durum olduğunda öksürüğün süresine bakmaksızın doktora başvurmaları gerekmekte. Ama onun dışında dediğim gibi nezle grip sonrası bile 2-3 hafta öksürük olabiliyor. Hatta son yayınlara göre uzamış öksürük 8 haftayı geçen öksürükler deniyor. Uzamış öksürüklerde ve bu dediğim şikayetlerden herhangi biri öksürüğe eşlik ediyorsa muhakkak doktora başvurmaları gerekiyor.